Evet şimdi de geometri çözümlerle devam ediyoruz. 31. soru. Şu şekildeki ABC üçgeninin B köşesinden A, E boyunca katlandığında B noktası AC üzerindeki B üst noktasına denk geliyormuş. Bakın gösterelim. Yani şu A, B, e katladığı zaman bu ifade A, E, B üstü oluyormuş. Yani bakın hangileri eşit oluyor o zaman? BE kenarı ile o zaman e, BE üssü eşit oluyor. Sonra AB ile de AB üssü birbirine eşit oluyor. Ee, ve burada aynı zamanda arkadaşlar şunu unutmayalım. E, kenarların eşliğinden ziyade bir de burada açılar da birbirine eşittir. Bakın aynen katlamışım çünkü. Katladığım zaman o zaman A noktasında da bir açı ortaya olur. Hatta B köşeleri de birbirine Açı olarak eşit olur. Bunları biliyorum. B 3 santim diyor. B üstü şurası 3 santim. 3 BE eşittir 2 ce E Şimdi E 3 X dersem BE 2 X'tir. Yani BE 2 X dedim. E de 3 X dedim. Tamam mı? Şimdi açı orta özelliğini kullanabilirim. Bakın benden istenen şey AB uzunluğu. Yani AB'ye Y diyelim hadi. Burası Y ise AB üstü de Y'dir. Katladığım zaman aynı sayıdı çünkü. Burada açı orta özelliğini kullanabilirim. İç açı ortay. Neydi iç açı ortay kuralımız? Y'nin Y artı 3 oranı 2X'in 3X oranı. Tamam. Y'nin Y artı 3 oranı 2x'in 3x oranı. x'ler gidiyor zaten. Buradan işler dışlar çarparsanız y'yi 6 buluyorsunuz. Zaten benden de istenen y yani ab kenar uzunluğuydu. Cevabımız bolu. Geldim ikinci sorusuna. Geometrinin. Neşe renkli üçgensel geometrik şekiller yan yana getirerek yamuk şeklinde tangram oluşturuyor. Arkadaşlar tangram dediği şey böyle parça parça elimize şekiller var. Bunları birleştirerek ee, bir şekil elde etmiş. Tangram'da kullanılan sarı ve mavi bölgenin alanları 4 ve 16 imiş. Şimdi sarı bölgen, şimdi bu bir şekil ve bu şeklin ben yamuk olduğunu biliyorum. Yamukta üst taban alt tabana paralel. Bunu biliyorum. Bakın burada benzerlik kullanabilirim aslında. Alanlar oranı sarılı alanı alan 4'müş. Mavili alan 16 ymiş. Arkadaşlar alanlar oranı benzerlik oranın karesini eşitti hatırlarsınız. Burada sarının e, mavi oranı bakın burada bir kelebek var. Sarı mavi arasında bir kelebek durumu var. E, alanlar oranı benzerlik oranının karesiyle orantılı. Şimdi alanlar oranı 1 bölü 4 ise o zaman demek ki bunların arasındaki benzerlik 1'e 2 ki yani 1 bölü 2 oranı ki bunun karesi benzerlik oranın karesi alanlar oranını veriyordu bana demek ki bunların arasında 1'e 2 oran var benzerlik olarak yani ben buraya x desem alt taban 2x tamam benzer şeyi yan taraflar için içine yazabilirim o zaman burası a ise burası 2a'dır yine aynı şekilde buraya b desem diğer taraf 2b gelecek hadi öyle diyelim şurası b ise burası da 2b'dir kelebek tane yaptık tamam 2'si e 2x a'ya 2a dedim b'ye de 2b dedim Şimdi e, şeklin tamamının alanı soruyor bize. Şimdi bakın arkadaşlar kenar aynı üçgende e, tabanların oranları ile alanlar oranı birbirine eşitti. Burada A'nın e, olduğu alan A kenarının bulunduğu alan 4 ise 2A'nın bulunduğu şu kırmızılı alan ne olur? 2 katı olur. Yani 8. Benzer şekilde hemen yan tarafa bakarsam yine yine B kenarına ait alan üçgen alan 4 ise 2B'ye ait üçgen alanı da 8 olur. Tamam? 8 8 zaten yamukta da karşılıklı şu sağ ve sol alanlar birbirine eşit oluyordu. Bakın eşit olduğunu yine gördüm. Hepsini toplarsanız tüm alan üst artı alt biliyorum zaten. Yan tarafları da 8 8 16 buldum. 20 16 daha cevabımız 36. Geldim. Diğer örneğimize. Bu bir geometrik sorusu. Şimdi arkadaşlar bu tarz soruları e, açı taşıma yöntemiyle çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Yani çok zor bir soru değil. E, X açısını ben kenarları bilindik bir yere taşımam lazım. Yani ben burada direkt kotanjat X'i bulamam. Çünkü bunun karşısı 2 ama şurası net bir şekilde bilinmiyor. Yani yarım bir yerde kesmiş ortası mı bilmiyoruz. O yüzden X açısını taşıyorum. Benzer şekilde Y açısını taşımanız gerekecekti. X açısını nereye taşıyayım yöndeş? Şuraya taşıyabilirim. Bakın. Şurası. Bunlar birim kare oldukları için her bir e, kenar 1 cm. E, ya da bir birim. E, şurası 4. Şurası da 5 birim. E, o halde kotanjant x 4 bölü 5 gelecek. Geldim. Kotanjant y. Yine y'yi de taşımam lazım. Çünkü y yine tam bir yerde değil. E, y'yi nereye taşıyabilirim? Bakın şuraya taşıyabilirim. Bunlar yine yöndeş. Şuraya y desem. Ee, Y'nin bulunduğu üçgeni hesaplıyorum. Bakın şu üçgeni düşünelim hemen. Y açısının içine alan bir dik üçgen. Bu da yine kotanjantı soruyor. Bunun komşusu 3 birimdir. Karşısı 5 birimdir. Yani bu da 3 bölü 5. İkisini toplarsanız 7 bölü 5 bizden istenen sonuç. Gelelim 34'e. Evet. Doğrusal bir yol ee, kenarlarında yol kenarında bulunan ve yere ABC noktalarına dik olan elektrik direkleri. Arkadaşlar bunlar elektrik direkleriymiş. Soru, soru da benden istenen şey şu DE elektrik telinin bu telden bahsediyor. DE elektrik telinin şunlar direklerim. Tamam mı? Şunlar direklerim. F, C, E, B, D, direklerim. DE telinin yola göre eğimini soruyor. Yani e, sizden şu DE yolunun DE doğru parçasında diyebilirsiniz. Bunun eğimini soruyor. Bunun eğimini ben nasıl bulurum? Sol tarafı bulurum. Aslında bunun eğimi hani x ile pozitif yönde yaptığı açıdır aslında. Şurası tanjant alfadır. Ama ben şuradaki dar açıyı bulabileceğim için e, o zaman ya önüne eksi koyarsınız. Tamam? ya da 180'den çıkartırsınız. Zaten o da yine eksi olduğunu gösterir. Yani açı sol tarafa bakıyorsa eğim eksi geliyor diyorduk zaten hatırlarsınız. O zaman şuradaki dar açının tanjantını bulursam önüne eksi koyarım. Direkt eğimi bulmuş olurum. Şimdi o halde ben şu dar açıyı bulacağım dedim. Şurayı uzattım. Şurası 90. Buradan şurası 90 derece. Şunun tamamı 3x ya o zaman şuradaki dar yere benim bulmam gereken açı 3x-90 derece mi kalır? Tamamı 3 de, alt tarafı 90 ise üst tarafı 3x-90 kaldı. 3x-90 ile x'in toplamı neyi vermeli? 90 dereceyi. Çünkü bak iç açılar toplamı 180 derece olmalı. 90 var. O halde x ile 3x-90'ın toplamı 90 derece vermeli. 4x-180 ise x'i de buradan ne buluruz? 45 derece buluruz. Demek ki bakın x 45 derece. Ama bana 3x eksi 90 lazım. Şu küçük dar açı lazım. Eğimini bulmak için tamam mı? Çünkü yola göre eğimi diyor. Yol bu. Yani şu x ekseni gibi düşünebilirsiniz. Burayı. Ee, o halde benden istenen şey tanjant 3x eksi 90. Ama tabii bir de bunun önüne eksi koyacağım. Neden? Açım sol tarafa bakıyor. Çünkü benden aslında alfalık şu geniş kısmı soruyor. Aslında ben dar yeri bulup önüne eksi koy, koydum gibi oldu. Buradan x yerine 45 yazarsanız x yerine 45 yazarsanız 45 çarpı 335 90'dan çıkar 45 derece önüne eksi koymamın sebebini anladınız zaten eksi tanjant 45 cevabımız yani Eksi 1 derece. Kısacası açı sol tarafa bakıyorsa eksi alırsın. Açı sağ tarafa bak bakıyorsa pozitif alırsın. Demiştik. Cevabımız bolu. Diğer sayfaya geçelim. Evet. Arkadaşlar bu soruda yine bir trigonometrik denklemlerle, kök bulma ile ilgili bir soru. Ee, kaç farklı kökü vardır? Bir kere 2 kos kare eksi 1 deyince aklıma bir şey gelmeli. Ne gelmeli? Yarım açı. 2 kos kare X eksi 1 neyin formülüydü? Cos 2x'in formülüydü. Yarım açı formülüydü. Bunu eğer biliyorsanız bu soruyu kaçırmazsınız. Yani kök tabi bulmayı da bilmem gerekiyor. O, o halde ben buradan 2 cos kare 3x eksi 1 yerine cos 6x yazabilirim. Tamam mı? Şuradaki açının iki katı gelmiş oluyor. X ise 2x oluyor. 3x ise 6x oluyor. Bunun sıfır eşit olduğunu bana vermiş. Peki cos kaç derece sıfırdır? Cos 90 derece bildiğim sıfır. Tamam. Hemen sıfırın karşılığını yazdım. İkisini kos yaptım. Amacım bu. Şimdi kosinüslerde kök bulurken ne yapıyorduk? Ya 6x eşittir 90 artı 360k diyordum. Ya da 6x eşittir eksi 90 artı 360k diyordum. Tamam. Formüllerini de ezberleyebilirsiniz. Formülden neydi? de mesela bakın e, kosinüs birinci bölgede de pozitiftir. 4'te de pozitiftir. Yani açı her neyse bir alfa artı 360 k gelir formülde. Bir de eksi alfa artı 360 k gelir. Eksi alfa olmasının sebebi 4. bölgeye karşılık gelsin diye. Evet yazdık her tarafı 6'ya böldüm. Buradan eksi 15 artı 60 k gelir. Şimdi k'lara vereceğim e, tam sayı değerlerine göre. E, 0-360 arasındaki kökleri sormuş değil mi bize? Evet. 0, 360. 0 dahil değil ama 360 dahil. Bakalım burada hangi değerler var? K'ya 0 versem buradan x ne geliyor? 75 geliyor. K'ya 1 özür dilerim. K'ya 0 versem 15 geliyor. K'ya 1 versem 75 geliyor. 2 versem 135 geliyor. 3 versem 195 geliyor. 4 versem 255 geliyor. 5 versem 315 geliyor. Tamam. Yani burada aldığı değer 6 tane geliyor. Burada da yine benzer şekilde 6 tane gelecek diye tahmin ediyorum. Çünkü eksi 15 artı 60k yine. Tek tek yine yazalım. K'ya 0 versem eksi 15 olmaz. Çünkü 0 360 derece ısıtıyor. O yüzden K'ya 1 vererek başlıyorum. 1 versem 45 2 versem 105, 3 versem 165, 4 versem 225, 5 versem 285, en son 6 versem 360'tan çıkarınca 345 kalıyor. Tamam 360'a kadar. Buradan da 6 tane değer geliyor. 6 6 12 tane alabileceği kökü varmış diyoruz. Cevabımız denizli. Gelelim 36'ya. 36 basit bir soruydu. E, karenin B köşesi bu doğrusu üzerindeyse. Arkadaşlar B noktasının uzman koordinatları madem bu bu bir kare, o halde bütün kenarlar birbirine eşittir. Tamam? O zaman B noktasına ben Aya A desem, çünkü Aya A olmak zorunda. Ee, i̇z düşümünü aldığınız zaman, e, bakın hem A noktası A olur, hem de C noktası A olur çünkü bütün kenarlar birbirine eşit. Tamam? O halde B noktasını, B köşesinin noktasını belirlediğime göre Nokta hangi denklemi sağlar? İşte bu doğru denklemini sağlayacak. X yerine A. Y, y yerine A yazıyorum. A'yı buradan 2 buluyorum. Demek ki karenin bir kenarı 2 birimmiş arkadaşlar. Çevresini soruyor. 4 kere 2, 8 cevabımız Ceyhan'da. Gelelim 37'ye. Bir çember, bir daire sorusu. Dikdörtgen şeklindeki aile fotoğrafını... Yarı çapı 3 olan daire şeklindeki fotoğraf çerçevesinin içerisine tam yerleştirmek istiyoruz. Arkadaşlar ne yapmamız lazım? Yani siz, siz de mutlaka yapmışsınızdır böyle bir durum. E, fotoğrafın kenarlarına kırpacağız. Tamam mı? Şöyle bir yerlerden, köşelerden kırpa kırpa bu aile resmini e, sığdırmaya çalışacağız. Şimdi kaç birim kare kesilip atılmalıdır diyor. O zaman benim ne yapmam lazım? Şu dikdörtgenin alanından değil mi? Şu dikdörtgenin alanından Madem ben bunu yarı çapı 3 olan çerçeveye koymak istiyorum. Dikdörtgen alanından da, dairenin alanını çıkartırsam o zaman kırpmam gereken yerleri kesmem gereken yerleri bulmuş olurum. Tamam. Dikdörtgen alanı 18 çarpı 10 eksi dairenin alanı pi çarpı r kareydi. Buradan 180 eksi 9 pi gayet de kolay bir soru. Cevabımız bu. Gelelim 38'e. Şekildeki halkın etrafına eşit aralıklarla çivi çakılmıştır. Ee, i̇pler arasındaki dar açı nedir? Şurayı soruyor. Arkadaşlar çember konusunu anlatırken hocalarımız e, ne diyoruz? E, şu içerideki iç açıyı eğer soruyorsa bu iç açı neye eşitti? Hatırlayalım formülü. İç açının gördüğü yayların toplamının yarısına eşitti bu içerideki açı gördüğü yayların yani şu yayla şu yayın toplamının yarısına eşitti. Yani ben şuna A açısı desem yayın ölçüsüne buna da B açısı desem A ile B'nin toplamının yarısına eşitti. Şimdi ben yine benzer şekilde şu yayla şu diğer yayı bulabilirsem kaç derece olduklarını toplayıp ikiye böldüğüm zaman direkt alfayı bulmuş olacağım. Peki madem bu bütün çiviler çakılmış. Tamam 360 derece değil mi? Burada kaç tane boşluk var? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane boşluk var. 360 o zaman 8'e bölersem iki çivi arasındaki yayın ölçüsünü kaç derece bulurum? 45 derece bulurum. 45 derece bulurum yazamadım. 45 derece bulurum. Yani bakın şurası 45 dereceymiş. İki çivi arasındaki açı ee, peki şurada kaç aralık var? Burada 2 tane 45-45 var. O zaman burası 90 derece. O halde soru bitti. Alfa eşittir. 45 artı 90 bölü 2'den 135 bölü 2 67,5 gelecek sanırım. Tamam. Cevabımız Ceyhan. Evet. Son iki sorum. Birim küplere bölünmüş kübün boyalı küp ve bu kübün altındaki düşeyde doludaki tüm küpler kesilip çıkarılır. Şimdi arkadaşlar şurada bir e, kübüm var. Şu boyalı kısımda çıkarılıyormuş ve onun altındaki bütün kısım çıkartılıyor. Kalan cismin hacmini soruyor. Bence zor bir soru. Çok basit bir soru. Herkes yapabilirdi bence. Çok bir şey bilmeye gerek yok. E, şimdi kübün hacmi zaten belli. E, en boy yükseklik. Tamam hepsi 3-3-3 3 çarpı 3 çarpı 3 kübün hacmi 27. Şimdi ben bu kübün hacminden kimi çıkarmam lazım? Şu ve şunun altındaki, bun, ta, tabii ki de şunun altında 3 tane ne vardır? Şu şekilde, şu şekilde 3 tane küp vardır, birim küp vardır. Tamam mı? E sen çıkarsan onları kaç birim karelik? alan çıkartmış olursun bir birim bir birim 3 3 birim küplük al alanı çıkarmış olursun tamam senin çıkardığın kısım şurası 1 2 3 tamam ortadaki kısım bu bunların her birisi şuralar bir bir zaten en boy yükseklik çarparsanız bir birim bir birim bir birim zaten yine 3 üç gelecek 3'lük kısmı çıkarttığım zaman geriye kalan Cismin hacmi 24 birim küptür. Çağımız bolu. Gelelim son soruya. 40. soru. Masa abajurunun uçlarında yarıçapları farklı olan küre şeklinde aydınlatıcılar vardır. E, bu kürelerin Yüzey alanlar toplamını soruyordu. Bu direkt formül arkadaşlar. Kürenin yüzey alan formülü bilmek zorundasınız zaten. 4 pi rakare. Kürenin yüzey alan formülü yüzey alanı 4 pi re kare hepsinin tek tek, tek 4 pi re karesini bulursanız 4 pi çarpı hepsinin re karelerini topluyorum ayrı ayrı yazmayayım 4 re kare 4'ün karesi 5'in karesi 6'nın karesi tamam mı ee, buradan 36 25 16 41 77 mi geliyor 77 çarpı 4 pi'den cevabımız 38 pi geliyor Tamam sorular bitti. Kolay gelsin. Umarım iyi geçmiştir sınavınız. Görüşmek üzere.